Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere yazım kuralları ile ilgili 9. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır diyor. Göl manzarasını bütün kenti içine alan geniş bir açıdan seyretmek için İznik'in arkasındaki tepelere çıkılıyor. O tepelerden 32 kilometre uzunluğundaki İznik Gölü'nün tamamını, kenti ve çevresindeki bahçeleri görebiliyorsunuz. Harika bir panorama. İznik Gölü, türü tehlikedeki bazı kuşlara ev sahipliği yaptığı ve birçok kuş türünü barındırdığı için önemli bir kuş alanı. Arkadaşlar birçok sözcüğüne bakacak olursak, birçok tür dediğimde birçok sözcüğü belgesi sıfattır. O yüzden bu tarz sözcükler bitişik yazılır. Bunun yazımı doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Panorama bu şekilde yazılır. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Görebiliyorsunuz. E-bilmek yeterlik fiilidir. Dolayısıyla bu kurallı bileşik fiildir. Kurallı bileşik fiillerin hepsi bitişik yazılır. Bundan dolayı bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Uzunluğundaki sözcüğü bu da doğru yazılmıştır. Bunu da elemiş oluruz. Seyretmek sözcüğüne bakacak olursak yardımcı eylemle oluşan birleşik fiildir bu. Dolayısıyla arkadaşlar şuradaki i'nin düşmüş olması gerekiyor. İ düştüğü için de bunun bitişik yazılması gerekir. Ayrı yazılmış. O yüzden burada yazım yanlışı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. İkinci soru, bu parçadaki altı çizili bölümlerin hangisinde yanlış yapılmıştır? Gebze ilçesine bağlı Eskihisar köyü ana yoldan yaklaşık 4 kilometre içeride. Köyün merkezinden Eskihisar Kalesi'nin uzaklığı ise yaklaşık 400 metre. Köye girer girmez sol tarafta köy mezarlığı var. Buradan sola dönüp yol kenarına koyulan kahverengi levhaları takip ederek kısa sürede Hisar'a ulaşabilirsiniz. Bakın Hisar özel isim, o yüzden büyük yazılmış ve gelen ek de kesme işaretiyle ayrılmış. Bunun yazımı doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Buradan sözcüğü bu da doğru yazılmış. Bunu da elemiş oluruz. Eskihisar Kalesi bu da özel isimdir arkadaşlar. Kalede büyük harfle başlar. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Eskihisar Köyü, köy, ilçe, kasaba bunlar küçük harfle yazılır. Burada da bu şekilde yazılmış. O yüzden bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Gebze ilçesi derken demin ifade etmiştik. İl, ilçe, köy, kasaba bunlar küçük harfle yazılır. Bakın burada büyük harfle yazılmış. Bundan dolayı burada bir yazım yanlışı vardır. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Borçlar Kanunu'nda bazı değişiklikler yapıldı. Bakın arkadaşlar burada bir yazım yanlışı yok. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Cebrail Allah'ın emirlerini peygamberlere ulaştıran melektir. Burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Güzellik tanrıçası Afrodit pek çok şiire konu olmuştur. Bakın arkadaşlar burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Eserde eski Yunan tanrıları hakkında bilgiler yer alıyor. Bu dursun. Öğrencileri Öğretmenler Günü'nde kendisine hediyeler almıştı. Burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Fakat eski Yunan tanrıları derken tanrı kelimesi özel ad olarak kullanılmadığı zaman küçük yazılır. Bundan dolayı burada bir yazım yanlışı vardır. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Gasp ettiğin malların hesabını yargı önünde vereceksin. Dursun. Karargâhtakilerin hiçbiri yüzü paramparça olmuş bu delikanlının kimliğini tespit edemedi. Bakın burada hiçbir yazım yanlışı yok. O yüzden bunu elemiş oluruz. Silahını, teçhizatını, hatta başındaki şapkasını bırakıp kaçıyor. Burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Her şeyde mübalağa etmeyi alışkanlık haline getirmişti. Burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Anlaşmayı her iki tarafın feshetmesi tepki çekti. Bakın burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Fakat
gasp ettiği malların hesabını yargı önünde vereceksin cümlesinde gasp etmek bitişik değil arkadaşlar. Ayrı yazılmalı. Çünkü yardımcı eylemle oluşan birleşik fiillerde ses düşmesi ya da ses türemesi olursa bitişik yazılır. Fakat burada herhangi bir ses düşmesi ya da ses türemesi yok. O yüzden ayrı yazılmalıydı. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Aşağıdaki kelimelerden hangisi kurtuluş sözcüğü ile birlikte kullanıldığında büyük harfle başlamasına gerek yoktur? Kurtuluş mahallesi dersem mahalle büyük harfle başlar. O yüzden bunu elemiş oluruz. Kurtuluş meydanı dersem meydan da büyük harfle başlar. O yüzden bunu da elemiş olurum. Kurtuluş bulvarı desem bunu da büyük harfle yazarım. O yüzden bunu da elemiş olurum. Kurtuluş apartmanı dediğimde yine apartman da büyük harfle başlar. Bunu da elemiş olurum. Fakat Kurtuluş Köyü dediğimde köy, ilçe, kasaba küçük harfle başlar. O yüzden doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Boğazındaki ağrı için ada çayı birebirdir. Arkadaşlar bunun yazımı doğrudur. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Ortalığa çeki düzen verip öyle çıkacaktı evden. Çeki düzen de bitişik yazılır. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Bütün işlerimi yüzüstü bırakıp geldim. Bakın yüzüstü de bitişik yazılır. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. İnsanın can dostunu unutması mümkün değil. Can dostu ayrı yazılır. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Bir türlü terk edilemeyen bu düşünceler özgür düşünceye engel olmuştur. Arkadaşlar hatırlarsanız dördüncü soruda bahsetmiştik. Yardımcı eylemle yani etmek, olmak fiiliyle oluşan birleşik fiiller ses düşmesi ya da ses türemesi olduğunda bitişik yazılır. Bunun dışında ayrı yazılırdı. Burada terk etmek herhangi bir ses olayı yok. O yüzden bitişik yazılmamalıydı. Ayrı yazılmalıydı. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Avustralya, tümü güney yarım kürede kalan, üzerinde yerleşim barındıran en küçük kıta ve dünyanın 6. büyük ülkesi. Yaklaşık 23 milyonluk nüfusunun büyük kısmı iklimin ılıman olduğu, verimli toprakların yoğunlaştığı güneydoğu kıyılarında yaşıyor. Bakın arkadaşlar Avustralya doğru yazılmıştır. Bunu elemiş oluruz. Yarım küre ayrı yazılır. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Altıncı bu şekilde yazılır. Bunu da elemiş oluruz. 23 milyonluk bu da böyle yazılır. Bunu da elemiş oluruz. Fakat güneydoğu ara yöndür. Ara yönler ayrı yazılmaz arkadaşlar. Ara yönler her zaman bitişik yazılır. Bundan dolayı burada yazım yanlışı vardır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Sekizinci soru. Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Avustralya güney yarım kürede olduğu için mevsimler bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürenin tam tersi. Yaz sıcağında ter içinde kalmış Noel babalar Melbourne sokaklarında çocuklarla fotoğraf makinelerine poz veriyor. Cam gökdelenlerin yansıttığı güneş ışığı, sokakları ve 100-150 yıllık binaları farklı renklere boyuyor. Melbourne, sokak ölçeğinde tarihi dokunun korunduğu, modern binaların ve yaşam tarzının da dışlanmadığı bir kent. Buraya cıvıltısını veren sadece Noel ve Yeni Yıl süslemeleri, aydınlatmalar değil üstelik. Bakın arkadaşlar tarzının da derken da burada bağlaçtır. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Modern bu şekilde yazılır. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. 150 yıllık derken sayılar ayrı yazılır. O yüzden bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Gökdelen birleşik isimdir. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Fakat makinalarına ifadesinde sözcük makina değil makinedir arkadaşlar. Dolayısıyla bunun yazımı yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinin yazımında yanlışlık vardır? Bol yağış alan Kaçkar Dağları'nın eteklerine kurulu Rize, sıkı bir akarsu ağı ile örülüdür.
Zirvelerdeki buzulların erimesi ve yıl boyunca aldığı yağış, bölgenin her mevsim yeşil kalmasını sağlar. Bu doğal ortam, yarattığı zengin bitki ve hayvan çeşitliliğinin yanı sıra, bölgedeki trekking, doğa yürüyüşü, dağcılık, kano, rafting, motosiklet, bisiklet, heliski ve jip safari gibi pek çok sportif turizm faaliyeti yapılanmasına olanak sağlar. Bakın arkadaşlar, Kaçkar Dağları büyük yazılır ve gelenek kesim işaretiyle ayrılır. Bunun yazımı doğrudur, o yüzden bunu elemiş oluruz. Zirvelerdeki sözcüğü de bu şekilde yazılır. Bunun da yazımı doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Yanı sıra ayrı yazılır, bunun da yazımı doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Motosiklet bu şekilde yazılır, bunun da yazımı doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Fakat pek çok, arkadaşlar pek çok bitişik yazılmaz, ayrı yazılır. Bundan dolayı burada yazım yanlışı vardır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 10. soruya. 10. soruda bu parçadan numaralanmış bölümlerin hangisinde yazım yanlışı vardır diyor. Beşiktaş Meydanı'nın gururu olan Sinanpaşa Camii, 16. yüzyılın meşhur Kaptanı Deryası olan Sinanpaşa tarafından Mimar Sinan'a 1555'te yaptırılmış güzel bir eserdir. Kaptanı Deryalık görevinde pek çok başarı gösteren ve büyük bir şöhreti olan ünlü denizcimiz Barbaros Hayrettin Paşa, Sinanpaşa'dan önce hayata veda edince paşa kendisi için Mimar Sinan'a inşa ettirdiği bu türbesini Barbaros adına hazırlattı ve oraya defnedilmesini sağladı. Bakın arkadaşlar, defindeki i ünlüsü düştüğü için birleşik fiil bitişik yazılmıştır. O yüzden 5 numaralı sözcük doğrudur, bunu elemiş oluruz. Pek çok ayrı yazılır, bunun da yazımı doğrudur, bunu da elemiş olduk. Yüzyıl bitişik yazılır, bunun da yazımı doğrudur, bunu da elemiş olduk. Beşiktaş Meydanı özel bir isimdir, bunun da yazımı doğrudur, bunu da elemiş oluruz. 1555'de ifadesine bakacak olursak, 5 fıstıkçı Şahap'ın şeysiyle bitiyor. Dolayısıyla gelen ekim benzeşmeye uğraması lazım. Fakat burada uğramadığını görüyoruz. O yüzden burada yazım yanlışı vardır. Doğrusu da 1555 T şeklinde olacaktır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.